Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Logaritmaya devam ediyoruz galiba. Evet. Bu sefer logaritmanın ikinci bölümüne başlayacağız. E başlayalım. Hadi başlayalım. Evet gençler bu bölümde üstel ve logaritma fonksiyonlarının tersini bulacağız. Ters bulmayı 10. sınıftan da hatırlıyoruz. Genel literatür şöyledir. fx'e y yazarsın ve matematik kuralları uygulayarak x'i yalnız bırakmaya çalışırsın. Tabi bunun olabilmesi için fonksiyonun birebir bir örten olması gerekiyor. Genel tanımda bu var tabi ki de. Burada da zaten aynı yapı söylenmiş. x'i yalnız bırakacağız ve en sonda da x'in yerine y hatta burada f eksi üzeri eksi 1 yazacağız. Y'nin yerine de x yazacağız. Temel mantık bunun üzerine kurulu. Tabii biz de logaritmanın o tanımsal hareketini yapacağız. Bu arada en başta da çalıştığımız gibi üstlerin tersi logaritma, logaritmanın tersi üstler olacak. Evet şimdi bununla ilgili ben bir örnek yazayım size. Hadi bir okus pokus. Boşaltın şurayı. Evet gençler şimdi sizinle beraber bir güzel bir örnek yazalım. F öyle ki diyelim. Reel sayılardan pozitif reel sayılara olarak ifade ediyoruz. Fonksiyonumuzu beraber oluşturalım. 3 üzeri yani üstel bir sayı yazalım. Burası x artı 2 olsun hatta buraya da bir eksi 5 yazalım. Ve bunun tersini bulalım. Yani f üzeri eksi 1 x şeklinde olsun. Peki ne yapmamız gerekiyor? Sorumuzu yazdık. Cevabı da o zaman buraya doğru yani sağdan sola doğru geçiş yapalım o zaman. Öncelikle şunu yapıyoruz. fx'in yerine ben y yazıyorum. Bakın y eşittir dedim. 3 üzeri x artı 2 eksi 5. Peki şimdi ne yapacağız? Hedef şuradaki x'i yalnız bırakmak. İlk engel eksi 5. Beş. Eksi 5'i sola atıyorum. Y artı 5 olarak geçti. 3 üzeri x artı 2. Artık x'e biraz daha yaklaştım. Şimdi bu x'in aşağı inmesi lazım. İşte orada logaritma devreye giriyor gençler. Bakın nasıl yazıyorduk. Logaritma diyorduk. Bu taban bölümüne geliyordu. Buradaki ifade g'nin hemen yanına yazılıyordu. Y artı 5. Böylelikle x artı 2 de aşağı inmiş oluyordu. Bakın yine logaritmadan geçiş yapsak 3 üzeri x artı 2 diyeceğiz. X'e çok e, ulaşmaya başladık. Şu 2'yi de sola atarsak, logaritma 3 tabanında y artı 5 eksi 2 eşittir x diyoruz. Artık yapmamız gereken tek şey y'nin yerine x yazmak. Genel kural böyleydi ve x'e de f'in tersi demek gençler. Evet gençler yeni örneğimizde f öyle ki eksi birden artı sonsuza kadar pozitif reel sayılar olmak üzere demiş. fx eşittir logaritma 5 tabanında x artı 1 eksi 2'nin tersini bul diyor. Yine biz ne yapacağız? Logaritmanın tersi tabii ki de üstel olacaktır. Bunun çalışması için fx'e y diyerek başlıyoruz. y eşittir diyelim. Logaritma 5 tabanında x artı 1 eksi 2. Temel hedef şu. x'e ulaşmak. O zaman ilk engel eksi 2. Atalım bunu sola. Y artı 2 olsun. Logaritma 5 tabanında x artı 1. Şimdi burada x'e ulaşmak için bu logaritmanın ortadan kaldırılması lazım. Bakın ne yapıyorduk? Bu 5 yükünü alıyordu şöyle. 5 üzeri y artı 2 olacak. Bu hareketi yapınca logaritma kalkıyor ve x artı 1 aşağı doğru inmiş oluyor. Özgürlüğüne kavuşuyor. Şimdi tek yapmamız gereken biri sola atmak. 5 üzeri y artı 2 eksi 1 eşittir x ve y yerine x yazıyoruz. x'in yerine de fonksiyonun tersi olan f üzeri eksi 1 x'i koyuyoruz. İşte logaritmanın tersi üstel. Bunun tekrar tersini alsak logaritmayı tekrar Ulaşıyoruz gençler. Evet gençler bu soruda da yine fonksiyonun tersiyle ilgili bir soru var ama bu sefer sayısal bir soru. Bize bir fx eşittir 2 logaritma 3 tabanında x artı 1 artı 3 veriliyor. F'in tersinde 9 soruluyor. Şimdi böyle bir soru geldiği zaman yani sayı gelirse bu 10. sınıf için de geçerli fonksiyonun terslerinde. Sayı verildiği zaman biz tersi almamıza gerek yok. Şunu düşüneceğiz. Bu içerisindeki yazılan sayı x mi y mi? Eğer f olsaydı fx eşittir y şablonu olur içerideki x olurdu. Eğer tersi oluyorsa o zaman içerideki sayı y'ye eşittir. Yani fx eşittir y'deki bu y'yi veriyor. Yani fonksiyonun eşitini veriyor. Yani 9 burada y ise ben fonksiyonu 9'a eşitlerim gençler. 2 logaritma 3 tabanında x artı 1 artı 3'ü 9'a eşitliyoruz. Çünkü buradaki sayı y yani fonksiyonun sonucu. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Önce 3'ü sağ tarafa atıyoruz. 2 logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 6. Şimdi bu 2'den kurtulmam lazım çarpma durumunda. 6 ile 2'yi sadeleştiriyoruz. Logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 3 yapıyor. Şimdi artık tanımı uygulayabiliriz. Bakın şu hareket. 3'ün küpü diyoruz. Böylelikle logaritma kalkıyor. x artı 1 3'ün küpü. 3'ün küpü 27 yapar. 1'i de sağ tarafa atarsak x eşittir. 26 sonucuna ulaşırız. E, e şıkkı da. Doğru cevap olur gençler. Evet gençler şimdi logaritma fonksiyonunun özelliklerini inceleyelim. İlk olarak 10 tabında logaritma fonksiyonu. Hatta bunun bir adı daha var. Bayağı logaritma. Tabanı 10 olan logaritma biz onluk logaritma fonksiyonu diyoruz. Ve tabanı 10 ise bakın fx eşittir logaritma 10 tabında x bir anda log x. 10 kayboluyor. Yani tabanı yazmaya gerek yok. Bu şey gibi x'i yazıyoruz önünde kas sayı 1 var. 1 yazmasak da olur ya da x'in üzerinde 1 var gibi. Yani logaritma x diyorsak tabanı 10 demektir. Bunu bu şekilde algılayacağız. Biz buna bayığı logaritma diyoruz. Ama hani işlemler yaparken isteyenler hemen o gain'in altındaki tabana 10 yazabilir. Sıradaki gelsin. Hadi Murat gönder. Evet gençler, şimdi de doğal logaritma fonksiyonuna geldik. Tabanı e irrasyonel sayısı olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu diyoruz. Peki kim bu E? Gençler bu E pi sayısı gibi bir irrasyonel sayı. Tamam pi kadar meşhur değil ama Euler'in bulduğu bir sayı. E, hatta ben yazayım birkaç tane. Mesela pi 3,14 diye kısaltıyoruz. Buradaki E 2,718281 nokta 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 şeklinde gidiyor. Hani kısaca 2,7 diyebiliriz tabii ki de. Biz burada E sembolünü alacağız ve doğal logaritmada logaritma E tabanında x yazıldıysa bakın tabana E konulmuş. Biz bunu ln x diyeceğiz. Yani bir anda o logu ln olarak ifade edeceğiz. ln de bir logaritma. Yalnızca ln yazıldığı zaman tabanı e demektir. Yani orada bir e var diye kabul ediyoruz. İsteyenler e'yi de ayrıca yazabilir ama yine yazmaya gerek yok gençler. İsterseniz Devam edelim. Evet gençler şimdi de sıra logaritma fonksiyon özelliklerini tek tek adım adım incelemeye geldi. Birincisi a üzeri eşittir 0 olduğundan logaritma a tabanında 1 eşittir 0. Yani burada a üzeri 0 çalışması yaparsak tabii ki de sonuç 1 geliyor. Biz burada neyi biteceğiz? Mesela burada da yazıldığı gibi 2 tabanında 1 0. Logaritma 1 eşittir 0. Çünkü 10 tabanı var burada. ln 1 0. Yani o değer bölümünde 1 yazıldıysa sonuç kesinlikle 0 geliyor. Ne yazıldığı önemli değil tabii tanımlı olmak kaydıyla tabii ki de. Yani oraya logaritma A tabanında 1 deriz. Yine 0 getirir. Yeter ki A tanımlı olsun. Peki ikinci özelliğimiz ne? A üzeri 1 tabii ki de A yapar. Peki bunu logaritmaya çevirirsek buradaki A tabana geçecek. A da değer bölümüne gelecek. Eşittir 1. Yine A üzeri 1'den A gelir. Buradan şunu anlıyoruz. Tabanla değer aynıysa sonuç 1 geliyor. 7 tabında 7 1. 2 tabanında 2 1. E E1 mesela çünkü tabanında E var. Logaritma 11 çünkü tabanında 10 var. Yani tabanla değer aynı sayıysa mesela logaritma kök 7 tabanında kök 7. 1 hemen bitiyor cevap. İşte bunlara dikkat edeceğiz. İsterseniz birkaç tane örnek yapalım. Evet gençler, örneğimizde logaritma 4 tabanında içerisinde logaritma 3 tabanında 3 var. Peki biz ne yapacağız? Özelliklerimizi hatırlayacağız tabii ki de. Yani benim elimde ben bir kere daha vurgulayayım. Tabanım 4. Değer bölümünde logaritma 3 tabanında 3 var. Şimdi biz ne demiştik? Tabanla değer aynıysa bunun sonucu ne yapıyordu? 1 yapıyordu gençler. Ve ben de burada logaritma 4 tabanında 1 yazıyorum. Yani içten başlıyorum cevaba. Peki değer bölümünde 1 varsa ne oluyordu cevap? Tabii ki de 0 oluyordu. 4 tabanında 1 de 0 getiriyordu gençler. Evet gençler yeni özelliğimizde toplam ve çarpımla alakalı bir yapımız var. Birinci özelliğimiz de, eğer bir logaritmanın içerisindeki değer bölümü çarpım halinde yazılabiliyorsa biz bunları ayrı ayrı logaritmalar altında aynı tabi aynı taban olmak kaydıyla yazabiliyoruz. Bakın x çarpı y'yi logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y şeklinde yazdık. Tabi bunun tam tersini de yapabiliriz. Yani sağ taraf verilip a tabanlar aynı deyip o zaman bu değerleri çarpım olarak tek logda yazabiliyorsunuz. Aynısı bölme içinde var. Tabi çarpmada topluyorsak bölmede çıkarıyoruz mantığını. a tabanında x bölü y şeklinde verilirse logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y. Yani paydadaki olan ifadeyi eksi olarak ayrı olarak yazabiliyoruz gençler. Bu iki özellik bizim için çok önemli. Bunu tabi iki taraflı birden öğrenmemiz gerekir. İsterseniz basit bir örnek görelim. Murat gönderir misin örneği? Evet gençler örneğimizde logaritma 2'nin yaklaşık olarak 0 tam 301 olduğu söylenmiş. Logaritma 20 nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz verilen de bayığı bir logaritma tabanı 10 olduğu için sorulan da zaten bayığı yani tabanımız tutuyor. Ben logaritma 20'yi çarpanlarına ayıracağım. Ama şöyle bir uyanıklık yapacağım gençler. Şimdi tabanının 10 olduğunu bildiğim için 20'de de 10 olduğunu görüyorum. Yani tam bir çarpanlar ayırma değil de şu şekilde yazıyorum. Logaritma diyorum 20'yi 2 çarpı 10 diye yazabilirim. Tamam bunu nasıl yazabiliyordum? Ayrı ayrı toplamlar altında. Bakın log 2 artı log 10 şeklinde. Bunun tabanının 10 olduğunu unutmayın tabii ki de. Logaritma 2 yaklaşık olarak vermiş. 0 tam binde 301. Peki logaritma 10 kaçtı? Tabanı 10 olduğu için 10 ile 10 tuttuğundan dolayı sonuç 1 yapacak. E 1 ile de 0 tam 1301'i toplarsak bir tek şuradaki 0'ın yerine 1 yazsak yeterli olacaktır sorunun cevabı için gençler. Evet gençler bu örneğimizde logaritma 3 tabanında 12'nin x olduğu söyleniyor. 3 tabanında 4'ün x türünden değeri nedir diye soruyor. Şimdi bizde verilen 3 tabında 12 daha agresif bir ifade ve 3 tabında 4 de onun içerisinde var. Yani bir çarpım olarak yazabiliriz. Peki nasıl? Logaritma 3 tabanında 12'nin yazım şekline dikkatli bakın. 3 yazıyorum, 4 çarpı 3 yazıyorum. Neden? Çünkü 3 tabanında 4 bana sorulan. Ben de bunu 4 çarpı 3 şeklinde yazdım. Unutmayalım bu ifadenin sonucu x'e eşitmiş. Şimdi ben bunu ayrı ayrı yazıyorum. Çarpma olduğu için toplam olarak yazacağım. Logaritma 3 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında 3 şeklinde eşitmiş x'e. E, 3 tabanında 3'ün sonucu 1 yapıyor gençler. O zaman logaritma 3 tabanında 4, 1'i sağ tarafa atacak olursak x eksi 1 olacaktır. Evet bu örneğimizde x pozitif bir gerçel sayı olmak üzere demiş. Elen e x artı elen e bölü x ifadesinin eşiti bizden isteniyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için iki yolumuz var. Direkt burada toplam verildiği için ve tabanları da aynı olduğu için biz buna doğal logaritma diyoruz ve e tabanında direkt çarpıp yazabiliriz. Ya da bunları ayrı ayrı bu çarpma bu bölme olduğu için ayrı ayrı böyle açabiliriz. Ben açma tekniğini göstereyim hem yani de bölmeyi bir daha tekrarlamış oluruz. E çarpı x var. Ayrı ayrı toplam olarak yazabiliyoruz. Elen e artı elen x şeklinde. Peki elen e bölü x'i nasıl yazabiliriz? Artı ln e eksi biliyorsunuz bölmede eksi olarak kullanıyorduk ayrı ayrı yazarken elen x şeklinde. İşte çarpmayı toplam olarak bölmeyi ise çıkarma olarak yazdık. Peki ne elde ettik? ln e'nin değeri 1'dir gençler. Bunların değeri 1. Çünkü tabanı e olduğu için e tabanı e 1 getiriyor. 1 1 daha 2 yapar. E, artı ln x eksi ln x birbirini götürecektir. O zaman da sonuç 2 yapacaktır gençler. Evet gençler yeni özelliğimizde logaritma ifadenin içindeki sayı üstü biçimde yazılıyorsa işte bu üst başa geçirebiliyoruz. Ve bunu bir çarpan olarak kabul edebiliyoruz. Burada da verilmiş bakın A tabanında x üzeri n demiş. N'i başa attığımız zaman n çarpı logaritma A tabanında X formatı geliyor. Yapmamız gereken eni başa atmak. Ve bundan sonra da sorunun gidişatını takip etmek gerekiyor. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat gönderir misin örneğimizi? Evet gençler yeni örneğimizde logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 100 eksi elen e üzeri 3 verilmiş. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Üstü biçimde yazmaya çalışalım. 16'yı tanımamız gerekiyor. Logaritma dedim. 2'yi yazdım. 16 254 demektir. Tabi bazılarınız şunu söyleyebilir. Hocam 4'ün karesi de 16 yapıyor. Benim hedefim şu tabanlar aynı olur mu? Bütün hikaye bu. 3 tabanında 27 var. Logaritma 3'ümü yazdım. 27 yerine 3'ün küpü yazıyorum. Burada tabi üslü kuvvetleri bilmek çok önemli. Artı logaritma diyorum. Unutmayalım bu bayağı logaritma tabanı 10. Yüzü 10'un karesi yazdım. Çünkü burada ne vardı? 10 vardı. Diğeri doğal logaritma. Elen bu hazır zaten. Aynı şekilde bırakıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Üst başa geçer. 4'ü başa attık. 4 logaritma 2 tabanında 2 artı 3 logaritma 3 tabanında 3 artı 2 logaritma 10 eksi 3 ln e. Peki ne elde ettik? Gençler 2 tabanında 2 1 yapacaktır onun için 4 kalır. Logaritma 3 tabanında 3 1 yapacaktır onun için 3 kalır. Burada 10 var. 10 tabanında 10 olduğu için yalnızca 2 kalır. Burada da E var. E tabanında E de eksi 3 üç getirecek. 3'ler gider. 4, 2 daha 6 yapar gençler. İşte bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Evet gençler yeni örneğimizde logaritma küp kök 10 artı logaritma 2 tabanında 0 tam binde 125 artı elen 4. dereceden kök e üzeri 3 olarak verilmiş. Yani biraz önceki örneğin aslında benzer ama biraz daha üstü hale çevirmek biraz daha sıkıntılı olacak köklü sayılarla ilgili bilgilerimizi, ondalıklı sayılarla ilgili bilgilerimizi kullanmamız gerekiyor. Şimdi hepsini üstü biçimde yazmaya çalışıyorum. Logaritma diyorum, önce kök. Küp kök onu biz üstü biçimde yazabiliriz. 10 üzerinde 1 vardı, 10 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabiliyoruz gençler. Bunu şuradan hatırlatayım. Burası x olsun, burası y. Biz bunu a üzeri y bölü x şeklinde yazabiliriz. Ondan dolayı 10 üzeri 1 bölü 3 yaptı. Artı Logaritma diyorum 2. Şimdi 0 tam 1000'de 125 nedir? Gençler 125 bölü 1000 yapar. Hatta ben şurada yazayım. Ee, bunu da ayrı gösterelim. 125 bölü 1000 demektir. Peki 125 ile 1000'i sadeleştirirsek işte o da 1 bölü 8 yapacaktır. Her ikisini burada 125'e böldüğünüz zaman. Peki 1 bölü 8 yani 0 tam 1000'de 125'in değeri. Peki 1 bölü 8 üstü biçimde nasıl yazılır? 2 üzeri. 3 şeklinde. Bakın 0 tam 1125, 2 üzeri 3 oldu gençler. Artı diyelim, ln'i yazalım. Yine köklü ifade, yine bu şablon. E üzeri 3 bölü 4 olacaktır. Şimdi üstler başa geçsin. 1 3'ü başa attık. Logaritma 10. Artı dedik ama önün, e, şurada eksi geliyormuş. Eksiyi yazdık. Eksi 3 şeklinde logaritma 2 tabanında 2. Burada da 3 4 başa geçti. Elen E. Sizin de bildiğiniz gibi 10 tabanında 10 yapacak. Bu 2 tabanında 2, bu da E tabanında E ve hepsinin sonuçları 1 gelecek. Yalnızca kas sayılar kaldı. Yani 1 bölü 3, eksi 3 artı 3 bölü 4 ve hepsi de 12'de eşitleniyor. Bunun altına 4, bunun altına 12 ve bunun altına da 3 yazarsak tek payda da 12 olarak yazabiliriz. 4 kere 1, 4 getirecektir. 12 ile 3'ü çarparsanız eksi 36 yapar, 3 kere 3, 9 yapar. 4, 9 daha 13 yapar. 13'ten de eksi 36'yı çıkarırsanız eksi 23 gelecektir. Eksi 23 bölü 12 bizim sorunun cevabı olur gençler. Evet gençler yeni örneğimizde logaritma 2'nin a logaritma 3'ün b olarak verilmiş ve logaritma 0 tam %72'nin a ve b türünden değeri isteniyor. Şimdi bu 0 tam %72'yi ben nasıl yazabilirim ona dikkatli bakın. 10 tabanında olduğumuzu da unutmayalım yani bayağı logaritmada. 72 bölü 100 şeklinde yazdık. Şimdi normalde ben bunu sadeleştirmek isterdim ama 10 tabanı olduğu için onun avantajını yaşamak istiyorum. Bu bölme durumunda, bölme durumunda olduğu için ben bunu çıkarma olarak ayrı ayrı yazabilirim. Yani bunu logaritma 72 eksi logaritma 100 olarak yazıyorum. Peki bunu yazınca ne yapacağım? 72 çarpanlar ayrılır. Biliyorsunuz 8 kere 9 72 yapar. Logaritma 8 artı logaritma 9 olarak yazıyorum. Çünkü 8 kere 9 72 ayrı ayrı logaritmalar yazılır. Burada logaritma 100'ümüz var. Şimdi hepsini üstü biçimde yazacağım. 8'e dikkatli bakın. Logaritma 2 üzeri 3 logaritma 3'ün karesi eksi logaritma 10'un karesi. 3 başa geçti. 3 logaritma 2 artı 2 logaritma 3 eksi 2 logaritma 10 şeklinde. Gençler logaritma 2 yerine a yazmam isteniyor. 3a diyorum. Logaritma 3 yerine b yazacağız. 2b e, logaritma 10'da 1 yapar çünkü tabanı 10 olduğu için 10 tabanı da 11 getirecektir. Eksi 2 ile 1'i çarparsak eksi 2 olur. İşte AB cinsinden soruyu da çözmüş olduk. Evet gençler yeni örneğimizde logaritma 4 tabanında 16 faktörelin N olarak verilmiş. Logaritma 4 tabanında 15 faktörelin ise N türünden değeri bize soruluyor. Şimdi bir faktörel sorusu hangi konuda gelirse gelsin büyük küçük cinsinden yazmaya çalışıyorduk. Şimdi büyük olan burada 16 burada 15 var 16 ve 15'e göre yazıyorum dikkatli bakın logaritma 4 tabanında 16 çarpı 15 faktöriyel. Yani. Bakın 15 faktör 15 faktöriyel. Şimdi bu çarpma halinde geldiği için ben bunu ayrı ayrı toplamlar olarak yazabilirim. Yani logaritma 4 tabanında 16 artı logaritma 4 tabanında 15 faktöriyel şeklinde. Ve tabii ki de şunu unutmayalım. Bu yazdığımız ifade n'e eşitmiş. Şimdi 4 tabanında 16 var. Bu 4 bu 16. Ben bunu 4'e göre yazmak istiyorum. 4'ün karesidir artı logaritma 4 tabanında 15 faktöriyel eşittir n yazalım. Burada 2'yi başa atabiliriz ve sonuçta 2 getirir. Çünkü 4 tabanında 4 ile 1 olacağı için burada 2 sonucu oluştu. 4 tabanında 15 faktöriyel eşittir n yazalım. Artık sorularını yalnız bırakmamız yeterli olacaktır. 4 tabanında 15 faktöriyel 2'yi de sağa atarsak n eksi 2 olur. Yani temel mantık büyük küçük cinsinden yazalım faktöriyel konusuna göre. Sonra bizim aradığımız ifade ortaya çıkıyor. Gerisini temizlik. Evet gençler şimdi sıra logaritma 5 eşittir x ise logaritma 16'nın x türünden eşit sorulmuş gençler. Şimdi burada ilginç bir durum var. Öncelikle bu soruyu biraz hazırlayalım. Sonra bu soruyu genelleştirip konuşalım. Logaritma 5 verilmiş 10 tabında logaritma 16 kimdir diye bakıyorum. Logaritma 16 2 üzeri 4'ten yazılır. Yani en azından bunu Elde etmeye çalışalım. 4'te başa geçer konumuz gereği. 4 logaritma 2. Yani bana gerekli olan şu logaritma 2. Logaritma 5'i biliyorum. Logaritma 2 soruluyor. Peki logaritma 2 ile logaritma 5 arasında acaba bir ilişki mi var? Hadi onu bir araştıralım. Gençler logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı 2 kere 5. Yani çarpılıyor tek logaritmada. 10 yapacaktır. Yani logaritma 10 log 2 artı log 5'e eşittir log 10'da 1'e eşit olduğuna göre çünkü tabanı 10 olduğu için 10 tabanında 11. Ben mesela logaritma 5'i x diye veriyorsa bana o zaman logaritma 2'nin değeri x'i sağa atarım 1 eksi x olur. Bakın böyle bir ilişki var. Log 2, log 5, log 10. Yani log 11 olduğu için log 5'i mi verdi x? O zaman 1 eksi x log 2. Log 2 mi verdi a mı dedi? O zaman log 5 1 eksi a gibi. Peki başka sayılar için olamaz mı? Var. Mesela onu göstermek istiyorum. Burada mesela dedi ki logaritma 4 tabanında 7'yi ya da 28 tabanı diyelim olmazsa 28 tabanında 7'yi a desin. Ben de diyorum ki logaritma 28 tabanında 4 yani bu ikisinin çarpımı 28 yapacak şekilde bu bana sorulsun. Hemen şöyle yazıyoruz logaritma 28 tabanında 7 artı logaritma 28 tabanında 4 logaritma 28 tabanında 28 yapıyor. Yani burası 1 geliyor. Eğer 28 tabanında 7'ye a diyecek olursak 28 tabanında 4'e 1 eksi a. Yani burada böyle bir ilişki var. Yani bu değerlerin çarpımı tabanı veriyorsa bir a ise diğeri 1 eksi a yazabiliyoruz. Biri x'e diğeri 1 eksi x yazıyoruz. Biz sorumuza geri dönelim. Logaritma 2 1 eksi x bulduk. 4 diyoruz 1 eksi x'i buraya koyuyoruz logaritma 2 yerine 4'ü de dağıtırsak 4 eksi 4 x sonucuna ulaşacağız gençler. Hocam bitti galiba. Evet bu bölümde bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.